Bugün bu program aracılığıyla bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelere sabır diliyoruz. Ve tüm canlıların acısını da en derinden hissettiğimizi bir kez daha efendim dile getirmek istiyoruz. Öncelikle programımıza başlamadan önce sizleri Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına önce saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum efendim. Efendim bugün burada çok önemli sektörleri sayacağız öncelikle. İlaç, otomotiv, sanayi, gıda sektörleri gibi önemli sektörlere hizmet verecek olan sistemleri içeren Özyapı Temiz Oda Sistemleri Fabrikası'nın açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere de Özyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhammed Özçelik'i sahneye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcılarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Kıymetli Hazurum, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz, şeref verdiniz. Ülkemiz ve milletimiz adına gurur yaşadığımız bu güzel günde sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 2001 yılında hizmet vermeye başladığımız sektörde ithalat yaparak kendi hizmetimizi devam ettirmekteydik. Sayın Bakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle ve cesaretleriyle kendi imalatımızı kurmak ve ithalatı tamamen keserek kendi yerli ve milli olarak kendi topraklarımızda yapmanın gururunu ve şerefini taşıyorum. Bu gururu yaşarken Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın bize vermiş oldukları sonsuz destek ve desteklerinden dolayı da kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Tekrardan fazla uzatmak istemiyorum Sayın Bakanım yanında. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sayın Özçelik, çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Yalova Milletvekili Sayın Ahmet Büyükgümüş'ü sahneye bekliyoruz efendim. Sayın Bakanımız, kıymetli bakan yardımcımız, değerli valimiz, milletvekilimiz, il başkanımız, değerli belediye başkanlarımız, kısacası Yalova'daki kıymetli kardeşlerim, Sayın Bakanım, öncelikle teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugün hakikaten sabahtan beri yürüttüğümüz ziyaretlerle, çalışmalarla Türkiye'de sanayinin gelişiminin bir küçük manzumesini gördük. Bizim bakanlığımız gerçekten her aşamasında üretimin her aktörünün yanında. Sabahleyin Altınova'da kadın girişimcilerimizin emeklerini sergileyecekleri, üretimlerini yapacakları ve bölgemizin kivisini katma değerli üretimle buluşturacakları
el emeklerini sergileyecekleri bir yatırımın temelini attık. Ardından dünyanın en büyük balıkçı gemisinin kaynak törenine iştirak ettik ve buraya da dünya çapında bir markamız Aksa'mızın son teknoloji geliştirdiği elyaf çalışmaları ile ilgili bilgi alarak geldik. Bu hakikaten hem hükümetimizin hem Sayın Bakanımızın sanayi ve üretim vizyonunun en açık bir göstergesi. Biz bu işin mikrosundan makrosuna kadar, uzay teknolojilerinden el emeğine kadar her yerde vatandaşımızla beraberiz, biriz ve durmadan bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Sayın Bakanım, inşallah bugün Yalova'da gerçekleştireceğimiz bu ziyaretlerle enerjimize enerji, gücümüze güç katacaksınız. Bugün de şimdi burada savunma sanayinden otomotive, gıdaya kadar birçok alanda kritik önemde bir teknolojinin temiz oda sistemlerinin geliştirilmesi bakımından önemli bir işi hayata geçirmiş müteşebbisimizin fabrika açılışındayız. Biz Yalova'mızın her zaman yüksek katma değerle, butik işlerle ve milletimizin, devletimizin önünü açacak bu sanayi girişimleriyle anılmasından, yüksek katma değerli temiz üretimin merkezi olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. İnanın bu müteşebbislerimiz milletvekili olarak bizden isteseler ki şu çuvalı taşı buradan buraya, onlarla beraberiz, başımızın üstünde yerleri var. İnşallah bugün yapacağımız çalışmalarla, yapacağımız ziyaretlerle başka bir heyecanla Yalova'da üretime devam edeceğiz. Ben tekrar teşriflerinden dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu hayırlı girişimden dolayı Muhammed Bey'e, tüm çalışanlarımıza hayırlı kazançlar diliyorum. Her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Büyük Gümüş'e teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Şimdi programımıza devam ediyoruz. Ve şimdi de Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın teşriflerini arz ediyorum. Peki. Buyurun, buyurun. Kıymetli Yalovalı hemşirelerimiz, saygıdeğer misafirler, basınımızın güzide temsilcileri, Özyapı İnşaat firmamıza ait temiz oda sistemleri fabrikasının açılış töreninde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Şu günlerde acı şekilde tecrübe ettiğimiz doğal afet gündemiyle canla başla mücadele ederken yatırımdan, üretimden, ülkemiz ekonomisinin kalbi olan sanayiden de asla vazgeçmiyoruz. Dün afet bölgelerindeydik. Yangınlar nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyen provokatörlere lütfen dikkat edelim diyoruz. Gerçekten devletimiz bütün imkanlarıyla bu işle mücadele ediyor. Ve dünyada bu iş nasıl yapılıyorsa aynı şekilde ve en son teknolojileri kullanarak bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Hem yangınla mücadelede hem de yangın sonrasında oluşan tabii ki kayıpları bertaraf etmek, vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek hususunda. Ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Kötülükten, kaostan beslenen hasta ruhlar özellikle sosyal medyada büyük bir zehir saçıyorlar. Bu provokasyonlara lütfen prim vermeyelim. Biz her insanın olduğu gibi, her ağacın, her hayvanın börtü böceğinde hayat hakkını son nefesimize kadar korumakla mükellef olan insanlarız ve biriz, iktidarız. Şu anda devletimiz var, hükümetimiz var, kaos isteyenlerin, nefret tohumu ekenlerin, toplumun vicdanını istismar edenlerin oyunlarına lütfen gelmeyelim.
dezenformasyonla, yalan haberlerle toplumun moral durumunu bozmak isteyenler emin olun amaçlarına kavuşamayacaklar. Orman yangınları üzerinden toplumsal kardeşlik hukukumuzu hedef alarak daha büyük yangınları tutuşturmak isteyenleri biz elbette tanıyoruz. Gün kaos isteyen, gerilim isteyen, kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak 85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür. Bütün yangınları birlik ve beraberlik ruhuyla aslında biz söndüreceğiz ve sonsuza kadar da birlik ve beraberlik içerisinde bu devlete, memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Onun için değerli kardeşlerim, size ulaşan her habere, sosyal medyada karşılaştığınız her habere lütfen şüpheyle yaklaşın. Burada gerçekten yalan ve yanlışlarla siyaset üretmek isteyenler var. Bunların oyununa hep beraber düşmeyelim. Değerli kardeşlerim, evet dün yangın bölgelerindeydik. Bugün de Yalova'da ziyaretlerimize yoğun bir programla devam ediyoruz. Sabah ilk olarak kadın girişimcilerimiz için Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı'nın temelini attık. Ama ismini değiştireceğiz dedik. Kadim Hersek Doğal Ürünler Üretim Merkezi yapacağız dedik. Başkanımız da kabul etti. Buradan tekrar duyurmuş olalım. Daha sonra Yalova'mıza gerçekten değer katacak, burada sanayiyi ayağa kaldıracak Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmalarını ziyaret ettik. Orada arkadaşlarla durum değerlendirmesi yaptık. Sonrasında ise Yalova'nın üretim ve ihracat üstlerinden olan Dov Aksa ve Aksa Akrilik tesislerini vekil arkadaşlarımızla, valimizle, belediye başkanımızla, il başkanımızla gezdik. Gerçekten Yalova bu tesislerle katma değer üretip dünyaya satıyor ve dünyada tek olan teknolojileri Yalova'da üretebiliyor. Ben gerçekten bu ziyaretten de memnun kaldım. İşte şimdi ise gelişen Yalova sanayisinin yine gücüne güç katacak Özyapı Temiz Oda Sistemleri Fabrikası'nın açılış törenini yapmak üzere, kurdelesini kesmek üzere bir aradayız. Temiz oda dediğimiz şey aslında içinde bulunan kişileri ve aletleri, üretimleri kötü kokulardan, tozlardan, mikroorganizma gibi parçacıklardan koruyan hijyenik sistemler demek. Burada odadaki sıcaklık, basınç, gürültü ve hava kirliliği, hava hareketliliği konularında dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Bu konuda çok ciddi uluslararası standartlar var. Eğer bir ilaç üretiyorsanız, eğer bir gıda maddesi üretiyorsanız uymanız gereken standartlar var. Dolayısıyla o standartları da işte bu temiz oda sistemleri içerisinde üretim yaparak ancak sağlayabiliyorsunuz. Bu manada da bu sektör gerçekten hassasiyet gerektiren ve yüksek teknoloji gerektiren bir alan. Bu sistemler nerelerde kullanılıyor? Hastanelerde, laboratuvarlarda, söylediğim gibi ilaç üretimi yapılan tesislerde ve savunma sanayinde çok sıklıkla kullanılıyor. İşte bu fabrikada temiz oda sistemlerinde kullanılan malzemelerin üretimini yapacak ve montajını yapacak. Türkiye olarak temiz oda sistemlerinde ve temiz oda malzemelerinde maalesef ithalatımız çok yüksekti. Neredeyse tamamen ithalata bağımlı olarak biz bu sektörde faaliyet gösteriyorduk. Bu yüzden firmamız ilk olarak hem bu oranı düşürmeyi hedeflemek durumunda, ikinci hedefte aslında burada geliştirdiği sistemleri yurt içindeki ihtiyacı karşıladıktan sonra firmanı ihracatçı konumuna getirebilmek. Tabii mahiyeti itibariyle bu malzemeler sürekli araştırma geliştirmeye ihtiyaç duyan ve teknolojik açıdan geliştirilmesi gereken ürünlerden oluşuyor.
her sektörde olduğu gibi bu sektörde de ayakta kalmanın yolu rekabetçiliğin temel unsuru olan Ar-Ge'ye ve inovasyona yatırım yapmaktan geçiyor. Bu yüzden firma yetkililerine fabrikamızın bünyesinde inşallah bu tesis üretime geçtikten sonra hızlı bir şekilde Ar-Ge merkezi kurmalarını ben tavsiye ediyorum. Bu noktada biliyorsunuz bizim çok cazip desteklerimiz var. Devletimiz Ar-Ge faaliyeti yapan firmalarımızı çok ciddi bir şekilde destekliyor. Arkadaşlarımızla irtibata geçsinler. İlk aşamada belki Teknopark'ta bir yer kiralayabilirler. Ama Yalova'mıza hem temiz oda sistemleri üreten firmamız yakıştığı gibi bunun Ar-Ge'sini yapan bir firmamız da yakışır. Biz bu hususta sizlere yardımcı olmaya hazırız. Biz bilhassa cari açığın yüksek olduğu sektörlerde yapılan yatırımlara gerçekten büyük önem veriyoruz. Bu fabrika yatırımı için düzenlediğimiz teşvik vergisi ve sağladığımız destekler de aslında bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Sağ olsun bu firmamızda devlet tarafından sağlanan bu desteklerin hakkını ülkemize kazandırdıkları bu katma değerle fazlasıyla ödemiş oluyorlar. Ben bu bağlamda bu yatırımın hayata geçmesinde emeği olan Öz Yapı İnşaat yöneticilerine ve çalışanlarına, emekçilerine şükranlarımı sunuyor. Öz Yapı Temiz Oda Sistemleri Fabrikası'nın şimdiden Yalova'mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli misafirler, aslında inşaat sektörü kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörüyle üretim yapan önemli endüstrilerden bir tanesi. Türkiye ekonomisinin büyüme performansına yaptığı katkı dikkate alındığında lokomotif sektörlerden bir tanesi diyebiliriz. Türkiye'de çalışan nüfusun %9'u bu alanda, yani inşaat alanında istihdam ediliyor. 2020 yılı rakamlarına göre inşaat sektörü cirosu 627 milyar lirayla tüm sektörlerin %7'sini temsil ediyor. Ülkemiz inşaat malzemelerinde iç talebin karşılanmasının yanı sıra uluslararası piyasalarda da rekabet edebiliyor. Ancak malumunuz günümüzde hemen her sektörde önemli paradigma değişimleri yaşıyoruz. Herhangi bir üründe inovasyon süresi bugün neredeyse aylara düşmüş durumda. Geçmişte 3-4 senede yaptığınız işleri artık birkaç ayda yapabiliyorsunuz. İnşaat sektöründe de sürdürülebilirlik açısından teknolojik gelişmelere adaptasyon sağlamak önemli bir durum arz ediyor. İşte bu nedenle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak inşaat malzemeleri sektöründeki dünyadaki pozisyonunu geliştirmek adına, Türkiye'mizin dünyadaki pozisyonunu geliştirmek adına biz de şirketlerimize, firmalarımıza büyük destekler veriyoruz. Bugüne kadar KOSGE aracılığıyla bu alanda üretim yapan 12.800 işletmeye yaklaşık 153 milyon lira destek verdik. Kalkınma ajansları aracılığıyla 574 projeye 875 milyon lira kaynak aktardık. Yine bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan TÜBİTAK aracılığıyla son 19 yılda sektörün yürüttüğü Ar-Ge projelerine 331 milyon lira kaynak sağladık. Bütün bu destekler bir taraftan firmalarımızda Ar-Ge kültürünü pekiştirirken diğer taraftan da rekabetçi kalabilmelerinin aslında teminatı oluyor. Tabii bizim asıl önemsediğimiz mesele firmalarımızın aslında bu Ar-Ge kültürünü içselleştirmeleri. Yani bütün firmalarımız bir gözünü mutlaka inovasyona dikebilmeliler. Bu bağlamda firmalarımızın kendi bünyelerinde kurdukları Ar-Ge ve tasarım merkezlerine biraz önce de söyledim büyük destekler veriyoruz. Bakınız bugün inşaat malzemelerinde endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve mimarlık alanlarında
ARGE faaliyetleri yürüten firmalarımıza ait Türkiye'de 8'den fazla ARGE merkezi, yaklaşık 14 tane de tasarım merkezi bulunuyor. Şüphesiz bütün bu ARGE destekleri ve çalışmaları yapı malzemeleri sektörünün dünyadaki pozisyonunda da adeta bir kaldıraç oluşturacak. Bu manada biz bu sektörü desteklemeye, daha katma değerli hale getirmeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bakanlık olarak milli teknoloji hamlesi ışığında sadece inşaat ve yapı malzemeleri alanında değil, bütün sektörlerde atılımlarımıza devam ediyoruz. Her bir sektörümüzün ayrı ayrı rekabetçiliğinin artması ülkemizin refahı açısından büyük bir önem arz ediyor. Bu bağlamda bilhassa Yalova'daki gemi inşa sanayisinin gelişimini de dikkatle takip ediyoruz. Biraz önce tersanelerimizi ziyaret ettik. 84 Türkiye'deki 84 faal tersanenin 34'ü Altınova'da yer alıyor. Bu tersaneler için toplamda 2.7 milyar liralık sabit yatırım öngörüsü bulunan şimdiye kadar 23 teşvik belgesi düzenledik. 2020 yılında bu tersanelerden yapılan ihracat yaklaşık 500 milyon dolar seviyesine ulaştı. Öyle ki Yalova ihracatının neredeyse %80'ini, hatta daha fazlasını bu tersanelerimiz yapıyor. Tersaneler istihdam noktasında da şehrimizin ekonomisine gerçekten büyük bir katkı sağlıyor. Bu tesislerde 26 binin üzerinde vatandaşımız çalışıyor ve evine ekmek getiriyor. Tabii biraz önce tersanemizi ziyaret ettik. İşte sayın vekilimiz de söyledi. Dünyanın en büyük balıkçı gemilerinden bir tanesinin kaynağının ilk kaynak törenine beraberce katıldık. Birçok yüksek teknolojili gemi artık bu tesislerde üretiliyor. Evet, dünyada büyük tonajlı gemilerin üretildiği başka ülkeler var. Ama Yalova çok daha teknolojik ve çok daha çevreye duyarlı, çevreye saygılı, LNG'li, elektrikli gemi üretiminde dünyada bir marka olarak artık gün yüzüne çıkıyor. Ve bu manada da inşallah Yalova'nın ismini dünyada çok daha fazla duymaya biz devam edeceğiz. Diğer taraftan şehrimizde kimya sektöründe, turizm sektöründe ve süs bitkileri sektöründe de önemli gelişmeler var. Bu şehir hem sanayi alanında, hem turizm alanında, hem kimya alanında, hem tarım alanında gerçekten Türkiye'de marka olma yolunda hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz de bu şehrin potansiyelinden çok daha fazla yararlanabilmek, bu şehrin potansiyelini çok daha fazla açığa çıkarabilmek için gerek kalkınma ajanslarımızla, gerek bakanlığımızın diğer bağlı ilgili kuruluşlarıyla ve teşvik sistemimizle bu şehirdeki yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah burada çok daha fazla istihdam oluşturacağız. Yalova'nın ihracatını çok daha fazla arttıracağız. Bu manada da önümüzdeki günlerde biz Yalova'nın ismini Türk sanayinde çok daha fazla duyabileceğiz. İşte bahsettim, İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin devasa firmaları, katma değerli üretim yapan firmaları şu anda yer alıyorlar. Burada da büyük yatırımlara önümüzdeki dönemde başlayacaklar. İşte değerli kardeşlerim, bizim bütün derdimiz bu. Türkiye'yi üreterek kalkındırabilmek. Türkiye'yi katma değerle kalkındırabilmek. Bizim 19 yıllık iktidarımızda ana hedefimiz buydu. Bundan sonraki hedefimizde de bu olacak. İnşallah Türkiye ekonomisini pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte çok daha güzel günler bekliyor. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım, yapacağımız işlere odaklanalım. Dedikoduyla, yalanlarla, iftiralarla vakit kaybetmeyelim. Hedefimiz bir, biz bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. İşte burada bir tane firmamız
Türkiye'de olmayan bir sektörde gelmiş yapımıza yatırım yapmış. İşte onun tesislerinin de inşallah resmi açılışını bugün yapmış olacağız. Türkiye temiz oda sistemlerini artık yerli ve milli olarak üretebilmeyi başaracak. Ben bu yatırımda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Buranın hayırlı bereketli kazançlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Bizimle biraz daha sahnede kalmanızı rica edeceğim. Şimdi bir hediye takdimimiz olacak. Hediyelerini takdim etmek üzere de Özyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhammed Özçelik'i sahneye davet ediyorum. Efendim şimdi de kurdele kesimini gerçekleştireceğiz. Fabrika üretiminin açılış törenini gerçekleştirmek üzere de Sayın Bakanımıza eşlik etmek üzere Sayın Valim, Sayın Milletvekilim sizleri de sahneye bekliyoruz. AK Parti İl Başkanımız, Bakan Yardımcımız, Kalkınma Ajansı Genel Müdürümüz, Sanayi Bölgesi Genel Müdürümüz, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımızı da sahneye bekliyoruz efendim. Şimdi ve duamızı da okuyacağız. İl Müftümüz Cevdet Cemal Çıkrı'yı da efendim sahneye bekliyoruz. Hocam böyle buyurun lütfen. Şuradan gelebilirseniz, buradan buyurun ya da böyle buyurun, nasıl arzu ederseniz. Amin. Bismillah. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. İlahi ya Rabbi, güzide bir müessesemizin açılışı için bir aradayız. Cemiyetimizi, müessesemizi hayırlı eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim, bu müessesenin vücuda getirilmesinde gayret eden kardeşlerimizin çalışmalarını boşa çıkarma ya Rabbim. Burada çalışacak olan kardeşlerimizi her türlü kötülükten, şerden muhafaza eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim, burada çalışacak olan kardeşlerimizin ülkemiz, milletimiz, memleketimiz hakkında hayırlı hizmetler vermelerini nasip eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim, gecesini gündüzüne katarak büyük bir çalışma örneği sergileyen, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün ricali devletin işlerine kolaylıklar, vücutlarına sıhhat ve afiyet, ömürlerine bereket, hem bu dünya hem de öbür dünyada mutlu bir hayat ihsan eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim, ülkemizde acılar yaşıyoruz, afetler yaşıyoruz. Afetler vesilesiyle ölen, şehit olan kardeşlerimize sen rahmetinle, merhametinle muhafaza eyle ya Rabbim. Üstesinden gelemeyeceğimiz, altından kalkamayacağımız bu tür ağır imtihanlarla bizleri imtihan eyleme ya Rabbim. Bu vatan toprakları üzerinde birliğimizi, dirliğimizi muhafaza eyle. Birliğimize, dirliğimize kastetmek isteyenlere imkan ve fırsat verme ya Rabbim. Kahhar ismi şerifinle onları perişan eyle ya Rabbim. Bu tür hayırlı hizmetlerin devamını bekliyoruz. Devamını da cümlemize, ülkemize, millet ve memleketimize nasip eyle ya Rabbim. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Komutanım sizi de alalım. Emniyet müdürümüzü de alalım. Onun üniforması olmayınca tanımıyoruz. Evet. Saygıdeğer misafirler, değerli basın mensupları, Özyapı İnşaat'ın Temiz Oda Sistemleri Fabrikası'nın resmi açılışını inşallah yapıyoruz. Kurdele keserek yapıyoruz. Bu yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren bütün firmaların ihtiyacı olan sistemler. Bu manada da ülkemize böyle yerli ve milli bir teknolojiyi kazandırmanın gururuyla biz kurdelemizi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah.
Efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımız teşrifleriniz için. Efendim törenimiz burada sona eriyor ve Bakan Bey ziyaret edecekler şimdi fabrikayı. Tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz.